abi. Yakışıklı. Parayı vermeyi unuttum, parayı. Hay ben böyle işin ya. Eyvallah. Abi, ya yanımda bu kadar var. Aceleyle çıkınca çekmeyi unutmuşum da. Taksimetre ne yazıyorsa o kardeş. Taksimetre del babuş. Kaderde ne yazıyorsa kaderde. Kardeş, üstü kalsın, öndekiyle paylaş, tamam? Hadi eyvallah. Abi şey, al, sen al bunu ya. Olmaz öyle ya. İkidir benim paramı, eyvallah. Sen ödüyorsun ama. Etme sen, etme. Yukarıda görüşürüz, kart atarım. Abi, sen arkadaşlıkından alırsın, tamam? Allah Allah. Ne oldu lan? Zoruna mı gitti? Sayımda ikinci şansın oldu oğlum. Ama benim şansa ihtiyacım yok. Kafam rahat. Asıl sen benim sayemde buradasın ya. Eğer ben bilmeceyi bilmeseydim, kurul kalesi demeseydim... ...sen şu an var ya yüzüncü kebabını yakıyordun. Lan yürü git oğlum. Nasıl bildin kurul kalesini? Ben kalenin bedenleri yerine Evreşe yolları taştan deseydim... ...şimdi seni Çanakkale yollarında toplayacaktık. Ne yapayım? Olabilir. Ama sonuçta sen benden kopya çektin. Şunu unutma, hiçbir zafer kopya çekilerek kazanılamaz. Bak, önümüzde bin bir tane basamak var. Yüz bin tane olsun. Oğlum ben güneşim Feride'me kavuşmak için... ...del bin bir, milyon bir tane basamak aşarım. Lan ben Adanalıyım, ben doğuştan idmanlıyım. Kimin idmanlı olup kimin idmanlı olmadığını ben bilek güreşine gayet iyi gördüm, merak etme sen. Gördük, gördük. Hadi şimdi yürek güreşinde kim galip gelecek ona bakak. Pes et Adanalı, pes et. Kuzey rüzgarına karşı tırmanmak Adana sıcağında yürümeye benzemez. Çok pis çarpar adamı, çarpar. Oğlum çenen der, bacakların çalışsın diyeceğim ama... ...cılız bacaklarınla bana yetişemem. Pes et Adanalı, pes et. Buralar sana göre değil, vazgeç artık. Lan fazla konuşma lan, nefesim tükendi lan. Hani idmanlıydın sen? Oğlum idmanlıyık da bin bir tane değil ki. Lan oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan bu nasıl ordu? Su. Allah rızası için su ya. Bak senin gibi kıllıktan kar yağıyor. Aç ağzını, aç kar iç. Aha yerde de var. Kar ye, kar ye. Of. Çok soğuk, çok soğuk. Ben de şimdi bir yudum şalgam için neler vermezdim lan. Oğlum, ben Adana'da bu kadar katı çıksaydım... ...şimdiye kadar güneşe varmıştım şerefime. Anla işte, anla. Feride sana güneşten bile daha uzak. Ya oğlum, boşu boşu konuşma lan. Bak hele, birlik. Hele dur hele. Bak bak. Bak hele bak, ayaklarıma çıtlıyor bak. Bak bak. Yaşlılıktan Nuro, yaşlılıktan. Yok, ben yapamayacağım oğlum. Lan nerede lan bu? Uzaya mı çıkıyor oğlum? Bilmiyorum ki. Sen burada bekle. Ben bir koşu gidip geleyim, olur mu? Yok gülüm, kıyamam sana. Sen aşağı in, aşağı iniş daha kolay. Bir de böyle çıkarken say kaç tane merdiven çıkmışık, tamam? Aa, düşüyorum. Niye lan bu kalemun gibi yürüyün? Delikanlıysan ayağa kalksana olur. Ha, bıraksana ayağımı be, manyak bırak. Hayatta bırakmam. Bırak ayağımı. Bırak dedim, bırak. Ah, vallahi ben tutum bırakmam bu sefer. Bırakma ayağımı. Ne seni bırakırım ne de Feride'me. Lan beni ne yapacaksın sapık? Bırak. Feride'me giden yol burası. Oğlum. Feride'me kalesine ikbar edeceğim. Sen git bundan kalelerde oyna git. Oh! Birlik, birlik vazgeç. Kıyamıyorum lan sana, elimde kalacaksın. Asıl sen vazgeç ya. Burası benim toprağım. Allah! Vay anam, vay.
Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Lan dur. Hayır. Oğlum. Bırak. Vallahi. Selamun aleyküm gençler. Aleykümselam. Hayırdır gençler? Nedir bu haliniz? Savaştan çıkmış gibisiniz. Evet. Bir nevi savaş diyebiliriz. Aşkımız için savaşıyoruz da. Feride'me giden yol burası. Çekil. Burada Feride diye biri yok. Bir tek ben varım. Benim adım da Feride değil, Gıyasettin. Gıyasettin, Feride'yi burada arama. Burada. Tipinizi hiç beğenmedim. Nedir sizin derdiniz? Ne işiniz var burada? Ne işimiz var burada? Bizim derdimiz. Hakikat lan. Oğlum bizim ne işimiz var lan burada? Vallahi bilmiyorum ki. Ben de hiç düşünmedim bunu. Ne oldu şimdi? Kaleye geldik, tırmandık. Ne oldu şimdi? Ne lan ne oldu şimdi? Rahatlığa bak oğlum. Milyon bir tane merdiven çıkardın bana. Ne işimiz var burada? Lan bilmecenin cevabını yanlış bilmiş olmayasın. Hayır ya ben eminim işte bak ne diyor? Bin bir basamaklı diyor. Tamam bin bir tane basamağı var. Sivri Kaya diyor. O da buralarda bir yerde. Yani Kurul Kalesi. Aradığım şey yani buralarda bir yerde kesin. Bana bakın. Siz defineci misiniz yoksa? Bu hayattaki en değerli şey Feride. Feride bir define ise. Evet. Ben de defineciyim. Ben uslanmaz bir defineciyim ya. İyi o zaman polis arıyorum. Dur. Dur. Kıyasit kirve ne yapıyorsun? Kurban olayım çekenle ya. Bahoş ortalık zaten karışık. Bir de sen karıştırma ortalığı. Canım ciğerimsin ya. Babuş bak hele, insanlar buraya niye gelir? Ya manzara seyretmeye ya da tarihi eseri görmeye. Size hangisi lazım? Dur bir dakika dur dur. Bakacağız şimdi. Diyor ki, aslı değil ama kendi tanrıça. Duyulmaz yüzüne bakmaya. Ne yapıyorsun? Gıyasetine şiir dinletisi mi yapıyorsun? Gevşek gevşek okuyor. Çıktığında toprağın altından meydana sikkeye silah varmış kucağına, tamam mı? Sonra kurulmuş bir basamağın ucundaki kayaya. Al. Evet, şimdi Gıyasettin Kirve, sen buranın bekçisisin, iyi bilirsin. Bu bilmecede yazar, ne demek istiyor, ne anlatmak istiyor, biz niye buradayık? Bir düşüneyim. Çok basit. Kibele. Kibele heykelin hikayesi bu. Kibele heykeli mi? Zamanında burada çalışmalarda bulundu. Aradığınız şey Kibele. Aynen. Evet, ben Kibele'yi almaya geldim. Hadi ver alayım gideyim. Olur, hemen vereyim. Hediye paketi ister misiniz? Üstüne de kırmızı bir fiyonk. Yok, istemiyor. Zamanım yok. Sağ ol, Allah razı olsun. Ver alayım gideyim. Yok ya, dur bir. Ya abi aslında şöyle bir not falan yazıyorsak çok iyi olur bizim için. Züccaz yediğin bir numarasın ulan. Tarihi eser. Binlerce yıllık Kibele heykeli bu. Acayip sinirlendi. Şey oldu, tamam. Maşallahım bak tükrettin bizi ya. Ya şöyle bakınca da şey. Şimdi... şu kadar ağlamıyorum yok. Yani hiç mi ağlamıyorum? Kolunu vereyim istersen. Sübhanallah. Ayrıca aradığınız Kibele heykeli burada değil artık. Burada değil mi? Nerede peki? Vallahi bir söylentiye göre Düz Mahalle Kilisesi'ne kaldırılmış. Orada sergileniyor diyorlar. Feri değil. Aman. Kibele'yi görmek istiyorsanız oraya gidin. Düz Mahalle Kilisesi. Bir dakika. Ya kardeş, kusura bakma da ben bütün parayı sabahtı taksiye vermişim ya. Beni alakadar etmez kardeş, ben alayım paramı. Al abi sen bunu, öndeki arkadaşla bölüşürsünüz. Hadi eyvallah. Çocuk ödedi. Hadi git. Lan, kıllık. Sen parayı nereden buldun? Yoldan çektim. Biz de böyle bir delikanlıyız işte. Neyse, beni lafa tutma.
Düzmahalle Kilisesi'nden heykelimi alacağım da. Yav çekil. Sana kaptırmayacağım bu heykeli. Ha, sen yanlış anladın Şişem. Ben senin de aşkımın peşindeyim. Yalnız aşkın yolu bu kiliseden değil. Adana Pozant otobanından geçiyor. O da olacak. Allah'ın izniyle o da olacak. Feride'me Adana'ya gelin götüreceğim. Ama önce şu heykeli bir alayım. Sen önce heykelin tozunu alırsın. Tabii ona da müsaade edersen. Oğlum burası bomboş. Bir şey yok. Lan gıllık. Bu mu acaba lan? Ya cahil cahil konuşma ya. Koskoca kibeli heykelini bu kadar basit vitrine mi koyacaklar? Ne bileyim oğlum. Şerefime heykel bu. Bak buraya dikmişler de bir yamak gibi. Kolono kolon bak. Bak. Oğlum çok biliyorsan kalk ara lan. Nerede lan bu kibele? Nerede lan bu zilli kibele? Kibele benim. Feride? Feride? Tebrik ediyorum. İkiniz de bulmacayı çözdünüz. Ne yani? Şimdi heykel yok mu? Saçmalamayın. Gerçekten heykel alıp gidecek miydiniz? Evet, ben yerinden söküp sana getirecektim. E ne yapıyoruz şimdi? Eli boş mu dönecek? Hayır. Madem kibele sensin, o zaman seni almadan gitmem. Öslan, bizim kitabımızda kadınımızı kaptırmak yok. O zaman kitabın kapağını beni yaz. Çünkü bu aşkın kazananı benim. Seni o kitaba ayrak yapar, kapatırım üstüne kitabı. Bırak Feride'yi. Lan oğlum bırak. Sen bırak Feride'yi. Lan bırak dedim. Sen bırak. Lan bırak. Sen bırak. Lan bırak. Sen bırak. Oğlum, hayır, lan oğlum yeter, bırak. Yeter, durun ya. Bence de yeter ya. Gerçekten bence de yeter. Ya Feride sıkıldım ben artık bu adamla yarışmaktan ya. Bu adam sevgiyi, aşkı da oyun zannediyor. Anlamıyor musun ya? Benim dengim de değil bu. Doğru diyorsun. Denk değerlik. İstersen dartılak senle ha. Kankamız ağır geliyor. O ne demek ya? Bir dakika. Evet. Ne istiyorsun? Söyle. Düello mu? Ne? Ne düellosu? Bana uyar. Hadi düello. Feride'yi sen de seviyorsun, ben de. Sen de istiyorsun, ben de. Onun için bu işi ancak kan temizler Bavuş. Tamam. İyi. Her şey çok güzel de Allah aşkına şu kıyafetlerle şu şivi iç oluyor mu ya? Yakışıyor mu? Doğru diyorsun. Oğlum biz zaten niye gittik lan bunları? Ya Feride ne kadar garip bir hayalim varmış ya. Ne yapayım? Siz düello deyince aklıma eski çağlardaki İngiliz dükleri geldi. Ha. Neyse. Nerede kalmıştık? Ha. Mr. Halil. Seni düelloya davet ediyorum. Geliyorum babuş. Beşe kadar say. Sonra sen eceline, ben Feride'me, güneşime kavuşacağım. Göreceğin tek ışık, tünelin sonundaki ışık olacak. Ben hazırım. Ben de hazırım. Ne bakıyorsun, dönsene artık. Dönemiyorum oğlum. Niye? E kim sayacak? Ben sayarım. Yapma ya. Yok öyle. Feride'm.
Nurum, ışığım Ferim. Sen say, adil bu düello olsun ha? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Küçük hanım. Sakın. Bak sakın aklınızdan böyle bir şey geçirmeyin. Katil mi olacaksınız? Feride. Artık bir karar vermen gerekiyor. İkimizden birini yok etmen lazım. Beni mi seçeceksin? Yoksa onu mu? Beni yok etme. Ben seni çok severim. Ben Kibele'mi de alıp buradan gitmek istiyorum. Dokunmayın Kibele'ye. Bırakın gömüldüğü yerde kalsın. Neden Feride? Niye? Çünkü böyle giderse benim yüzümden yaralanacaksınız. Canınız yanacak. Yok, öyle düşünme. Sen bana sadece mutluluk verebilirsin. Kibele kendinden bir parçasını kaybetmiş. Ve hep o parçasını arayıp durmuş. Senin kayıp parçan benim işte. Benle tamamlanabilirsin. Hayır benim. Feride, ne olur izin ver bir ömür boyu senin bir parçan olarak kalayım. Kibele bir gün o parçasını bulmuş. Ve yanına almak istemiş. Ama ona engel olmuşlar. O da hem parçasını hem de engel olanları zehirlemiş. Benim yüzümden yara almayın. Feride, ben seni çok seviyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil benim. Sevilmek çok güzel bir duygu. Hele o yaşadığım hüsrandan sonra bana ilaç gibi geldi. Ne yalan söyleyeyim. İkinizin de benim için mücadele etmesi hoşuma gidiyor. Peki küçük hanım. Biz ne zaman duracak? Bunun sonu yok mu? Sevmek sevilmenin önüne geçtiğinde. Benim de kayıp parçam bu. Sevmek. Üzgünüm ama ikinizde de gönlüm yok. Ya beni seçim yapmaya zorlamayın ya da peşimi bırakın. Çünkü ben size hiçbir şey vaat edemem.